İyi miyiz? Sağlam mıyız beyler? İyiyiz, iyiyiz komutanım. Kaporta sağlam. Yok değil mi mermi alan? Sağlamız şükür. Helal olsun. Perişan ettiniz milleti. Ne yapacağız bu kadar cesedi? Ha? Ben boş kaset değiliz diyorum. Kimse inanmıyor. Ormancı kardeşler, aferin size. Aferin Sıkkı. Ulan Sıkkı, senden hiç beklemezdim ha. Dayı iyi yetiştirmişsin bunları ha. Keskin nişancı, koruma ateşi! Ordu içeri alın! Komutan, komutan. Osman, Osman destek Osman. Geldim. Bir, iki, üç, kaldın. Gözünü aç. Komutan. Komutan. İyi olacaksın komutan. Oğuz dayan. Dayan komutan. Gözünü aç. Osman. Osman nerede, nerede kaldın? Geldim, geldim Turan. Gözünü aç Oğuz. Abi koş, koş, koş. Al Turan, al, 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 al bas oraya. İyice bas oraya. Dayı az açılın, nefes alsın. Nerede kaldın ama abi? Abi yok, gelmedi daha. Komutan, Oğuz. İyi olacaksın komutan. Halil İbrahim abi geldi ama durun. Dayı adamın gözünü aç da nefes. Oğuz gözünü aç. Nefes alıyor mu Turan? Alıyor, heh. Alıyor. İyi nefes mi? Alıyor. Ambulans geliyor. Dayan. Aç, aç. Ne durumda? Halil, Oğuz, tabii şey yok. Halil, çok kan kaybetti. Beklersek kaybederiz. Hadi. Bir kapı getirdim kapının önüne. Hadi. Kapının altına gir Turan. Hadi tut orayı. Tut orayı. Aç yolu aç. Aç yolu. Koş koş koş. Aç aç aç. Yolu aç. Hadi hadi hadi. Koş aç. İyi olacaksın komutan. Dayak. Yürü yürü. Dayak. Aç şu kapıyı aç. İyi olacaksın komutan. Yetişeceksin. Dayak. Getir getir getir. Sıtkı Cemal. Siz kolaçan edin buraları. Tamam abi. Topla. Hadi hadi. Dayı. Jandarma gelince hastaneye gittiğimizi söyle. Tamam. Siz burada kalın tamam. Ha beyler. Tamam. Hadi yapıştır. Müzik
açsanıza. Biz geliyoruz, yoldayız. Çok acil hastamız var. Evet, sırtından vuruldu. Çok kan kaybediyor. Komutan da komutan. Oğuz komutan. Sistemden baksınlar kan bulma. Tam bu sırtının ortasıyla sağ tarafın arasından vuruldu. Allah'ım. Gebertebilir miydi? Yok, kaçtı elimden. Ama hangi deliğe girerse girsin bulacağım onu. Meclis profesyonel. Mesafede amatör atışı olmaz. Farkındayım. Bana bak lan. Ölürsün bir yer. Kuşbaş koşu bana. Ne ölmüşse. Yemin ettik birbirimize, ölmek yok. Tamam, yoldayız, geliyoruz. Tamam, tamam. Az kaldı, merak etmeyin. İyi olacaksın komutan. İyi olacaksın, bak yetişeceğiz. Durun, az gaza bas lan, hızlı hadi, hızlı. Zeynep Hanım, bir şey mi oldu? Olacak diye buradayız Şota. Abim evde mi? Evde. Siz geçin, ben haber vereyim. Tamam. Hadi buyurun buyurun, geçin içeri. Buyurun buyurun, geçin lütfen. Kusura bakmayın, ben Rızvan Leton'un evine girmem. Kızım, biz de meraklısı değiliz. Zeynep gidelim dedi, biz de vardır bir bildiği dedik, geldik. Abla, Zeynep'in babasının evi ya burası. Ceylan, keyfimizden burada değiliz. Çatışma olacak, güvende olmak için buradayız. Kızım, anladım, iyi niyetlisin ama müsaade et, oğlumuzun katilinin evine girmeyelim. Merve ablacığım, seni çok iyi anlıyorum, haklısın. Ama babam evde yok, evi terk etti. Abim burada güvenliğimizi sağlar, lütfen kırmayın beni. Hoş geldiniz. Yusuf abi, niye dışarıda kaldınız? Buyursanız içeri. Fikret, bizim içeri girmemiz doğru olmaz kardeşim. Ben çocukları getirdim. Ortalık yatışsın, gelir alırız tekrar. Olmaz öyle şey. Hepiniz bize emanetsiniz. Fikret Bey, müsaade var mı? Sorun burasıysa buyurun bize geçelim, bizde kalın. Hem bu arada biz de öğreniriz ne oluyor, ne bitiyor. Allah, Halil İbrahim sizi buraya kadar göndermiş. Biz sizi salmayız. Tamam Yusuf, uzatmayalım. Haber gelene kadar Şota'nın evinde bekleyelim. İyi, hadi. Hadi, hadi, buyurun. Uygun mu senin için Ceylan? Uygun. Gel kızım, gel. Geç sen de çekelim. Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz. Hayırdır, kötü bir şey olmadı inşallah. Kötü bir şey olmasın diye buraya gelelim dedi Zeynep. Sizin yanınızda güvende oluruz diye. Tabii canım, yani burada güvende olursunuz da. Ne oldu, kim takıldı yine peşinize, Yılmaz mı? Bir yandan Yılmaz, bir yandan Davut, biz de bilmiyoruz. Hadi geçin, geçme öyle. Diğerleri nerede Zeynep? Sakin, alanın oradalar. Elif, sen bir ilgilenir misin, ne olur ya? Tabii tabii, bakarım. Teşekkür ederim. Niye girmediler ki onlar? Ceylan ortalığı karıştırdı yine. Ne olacak başka? O ne demek ya? Hayır, yani Yusuf abileri anlıyorum da babam evde yok. Eda Nur bile içeri girdi diyorum. Yok, ben Rızvan Leton'un evine girmem diyor. Kim diyor bunu? Benim ablam. Ya kızım, sen de söyleseydin ya, burası Rızvan Leton'un değil, annemin evi deseydin. Ayşe. Hadi geçin, geçin kızlar. Siz misafirlerinizle ilgilenin. Ben Şota'yla çıkıyorum. Tabii ilgileniriz de, yani niye siz gidiyorsunuz ki, jandarma ilgilensin? Jandarma zaten oradaymış Ayşe. Zeynep, sen bir gelsene benimle. Hadi geçin, otur bak. Abi, jandarma niye gelmiş? Halil İbrahim'e bir şey olmadı değil mi? Halil İbrahim'e bir şey olmamış da evi 40 kişi basmış. Bizimkileri iyi ama Oğuz Üstü hemen vurulmuş orada. Onun ne işi var orada? Sizin evde miydi yoksa geldi çatışmanın ortasına mı düştü adam? Bizim evdeydi abi. Yılmaz Marten görevden aldırınca Halil İbrahim gel bizimle kal, burası güvenli, sana burada bir şey yapamazlar dedi ama belli ki engel olamamış. Durumu nasıl peki, ağır mı? Öyle dediler. Biz de şimdi hastaneye gidiyoruz. Ben de geliyorum sizinle. Zeynep.
Burada kal güzelim. Sen yokken içerideki insanlar kendi evlerine gitmeye çalışırlar. Adamların zaten gözü dönmüş. Kadın, yaşlı, çoluk çocuk dinlemiyorlar. Bir de onlara bir şey olmasın. Bize emanetler. Tamam abi. Ben size haber veririm Zeynep. Sağ ol Şota. Sevdacığım, ablan seni çağırıyormuş. Hem bizim evde benim çocuklarım da var, seni onlarla tanıştırayım, arkadaş olun. Olur mu? Hadi tanış arkadaşlarınla, oyna güzel güzel. Senin adın ne? Elif. Zeynep, var mı bir haber? Ne oldu kızım, birine bir şey mi olmuş? Evi 40 kişi basmış ya. Ne? Silahlı 40 kişi basmış evi. Bunlar nasıl insan ben anlamıyorum ki. Evde yaşlılar var, kadınlar var, çocuklar var. Demek ki biz evde olsaydık vurmuşlardı hepimizi. Zeynep, kimseye bir şey olmamış değil mi? Bizimkiler iyi çok şükür. Ama Oğuz Üsteğmen ağır yaralıymış. Ay inanamıyorum ya. Adam bir günlüğüne ziyaretimize geldi, misafirimiz oldu dedik. Bizim yüzümüzden düştüğü duruma bak. Komutan sizin evde ne alaka? Belli ki Davut'la ilgili bir şey duymuş. Haber vermeye gelmiş kızım işte. Keşke Halil İbrahim şu pisliğe bulaşmasaydı. O başkalarına benzemez. Çok pisliktir. Pislik pisliktir anne. Hepsi aynı bunların. Davut'u da, Yılmaz'ı da. Halil. Ameliyathane hazır. Hazır mı? Hazır, hadi gidelim. Doktor bey, durumu nasıl? Bilgi verecekler. İyi olacak ama değil mi? Komutanın durumu nasıl? Ha? Yarası ağır mı? İyi mi? Nasıl? Az önce ameliyat aldılar. Çok kan kaybediyor. Ama iyi olacak. Allah'ın izniyle iyi olacak. İnşallah. İnşallah. Peki ne oldu? Biri bana anlatsın. Nasıl oldu bu durum? Sabah kahveyi de cenazeyi de gördün. Bunu kimin yaptığını gayet iyi biliyorsun. Ha, Oğuz komutana kim sıktı diyorsan o profesyoneldi. Öyle tetikçi falan değildi. Gece görüş dürbünü kullandı. En az 500 metre atış yaptı. Eğer komutan önüme geçmeseydi kurşun bana isabet ediyordu. Peki bu keskin nişancının yüzünü bana tarif edebilir misin? Ya da herhangi söyleyebileceğim bir şey var mı onunla ilgili? Kar maskesi takıyordu. Beyaz bir minibüste kaçtı. Plakada yok. Hepsi bu. Davut'a, ailesine dair kim varsa hepsini karakola getirin. Ben savcı beyle görüşmeye gidiyorum. Siz ikiniz de burada bekleyin. Emredersiniz komutanım. Aslında sizi de almam lazım. Yani en azından güvenlik gerekçesiyle. Biz gayet de güvendeyiz. Buradayız başçavuşum. Komutan ameliyattan sağ salim çıkana kadar da hiçbir yere gitmeyeceğiz. Zaten aksi takdirde
Karakola gelip şikayet dilekçesi verecekti hiç. Bak çocuğum, şimdiden söylüyorum. Eğer komutanına bir şey olursa gözünü de kapat. Jandarmanın kapısını da, telefonunu da. Çünkü ne köy dinlerim, ne de kasaba. Hepsini yakarım. Yeter de bu kansızların yaptıkları. Peki, bu kansızların hepsini ben içeri alırsam kime vuracaksın? O zaman jandarmanın kapısını aç. Askerleri de dışarı çıkart. Gerisini ben hallederim. Bak Halil İbrahim, bu içeride ölüm döşeğinde yatan adam bizim komutanımız. Her ne kadar senin canını kurtarmış olsa da, her ne kadar şu an bizim başımızda olmasa da, ona ne olduysa, kim ne yaptıysa bize de yapmış demektir. Merak etme. Gereken yapılacak. Legal ya da illegal. Eyvallah. Afiyet olsun abi. Bitti mi iş? Yok baba. Ne demek yok baba? 40 tane adam yolladım. Hepsi de iş bitiren çocuklar. Bir tanesi bile sağ kalmadı. Bir tek senin o operasyona eklediğin keskin nişancı birini indirmiş. Ama o da Halil İbrahim değil. Halil İbrahim değilse ne önemi var? Çok önemi var baba. Jandarma üsteğim elini vurmuş. Oğuz'u mu? Ne işi varmış orada? Bilmiyorum baba, bilmiyorum. Ölmüş mü? Ağır yaralıymış. Bu Yılmaz Mert'en nasıl bir bataklığın içine çekti bizi? Baba, iş bize kalmaz da. Amcamın adamları intikam almaya gitmiş deriz. Üstümüze almayız. Ama o keskin nişancı yakalanır. Bir de konuşursa Yılmaz'ın adamı olduğu ortaya çıkar. Bizim de işbirliğimiz. İşte o zaman biteriz. Bitermişiz. Bitmişiz lan zaten. 40 adam göndermişsin, rezil olmuşsun. Vurula vurula jandarma komutanı vurulmuş. Şimdi gel de derdini anlat. Devlete, jandarmaya. Davut abi. Jandarma geldi kapının önüne. Gözaltına alıyorlarmış herkesi. Uzman çavuş, efendi gibi kendi gelsin, teslim olsun. Eze eze götürmeyin bütün adamların içinde diye ters düz konuşmuş. Kalk lan, yürü. Düş önüme. Kardeşimin taziyesi için buradayız. Gelinimiz gidenimiz oluyor diye açık tuttuk. O zaman değiştirin o tabelayı. İçerideyiz diye. İlla ziyaretçiniz gelecekse de oraya gelsin. Onların da ifadesini alırız. Kelepçeleyin şunları. Uzmanım ayıp oluyor. Nereye diyorsan geliyoruz zaten. Alın hepsini.
Elbet bir gün kavuşacağız. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada. İşkencede konuşmayacak adam yoktur. Ne konuşacağını bilen adam vardır. Size işkence eden adama bir şey söylemezseniz ölürsünüz. Kardeşim, eğitim kampında mıyız, işkence kampında mıyız? Düştük bir deli binbaşının eline. Anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi. Biraz toparlanın, üstünüzü başınızı değiştirin. Dinlenin. 10 dakika sonra bahçeye gelin. Hepsini 10 dakikada mı yapalım komutanım? Tamam, 5 olsun. Haloçin, lan oğlum bir sus ya. Adam deli lan, deli. Deliyle oynuyor olur mu? Ya sen sus, sen sus. Kapıda. 4 dakika kaldı. Belanı mı arıyorsun deli herif? Asıl sen belanı buldun Allah'ın lazı. Hiç mi ıslanman yok be Halil İbrahim? He? Kardeşim. Kanun neyse o. Basit yaralama. Ya hala basit yaralama diyor. Ya kalk git hadi ya. Allah aşkına kalk git. Sen bu ara bir gerginsin ha. Gerginim kardeşim, gerginim. Çok yakın bir arkadaşım sırtından vuruldu. Neredeyse öldürülüyordu. Sonra yetmezmiş gibi hastanede 2 dakika geciksem kafasına kurşunu yiyordu. Yani haliyle biraz gerginim. Ankara'yla da konuşalım. Görev bitsin. Sen al Zeynep'i. Git buradan, yepyeni bir hayat kur kendine. He? Oğlum hayatta mutluluk diye bir şey de var lan. Hep böyle savaşarak mı geçecek ömür? Kardeşim sen ne zaman benim kendi hayatım üstüne bir hayal kurduğumu, bunun peşine gittiğimi gördün? Ben ne zaman kardeşlerimin ölüsünün üstüne bir hayal kurdum, hayat kurmaya çalıştım? Benim ben, Halil İbrahim. Ola ki sen ölürsün. Ben yaşarım. Yine bu dediklerini yapmayacağım. Ben bunun için yaşamıyorum. Keskin nişanı getirmiş. Yakınlardakileri indirdik de uzaktakini göremedik. Halil İbrahim. Geçmiş olsun. Eyvallah. Nasıl durumu? İyi olacak. Şimdi sen kadınları çocukları falan göndermişsin. Çok da güzel yapmışsın da. Kardeş, insan bir haber vermez mi siz de gelin diye? Geleni karşılamada eksiğimiz olmadı da. Uzaktan kahpelik edene çaresiz kaldık. Söz konusu Davut Mahmut olunca evi basarlar, kadın çoluk çocuk tanımazlar. Ta insan uzaktan da sıkmazlar diye düşünüyor işte. Vallahi övünmek gibi olmasın ama ben attığımı vururum. Ama bu Turanların dediği mesafeden birine patlatacağım, vuracağım, indireceğim. Vallahi iyi kurtarmışsınız. Adam belli ki profesyonel. Siz ne diyorsunuz Fikret Bey bu duruma? Bunlar yurt dışından mı getirdiler? Yoksa bu Davutlar nereden bulacak uzun namlulu silah, keskin nişancıyı? Kapının önünde ölen adamlar Davut'un adamları belli. Ama keskin nişancı Yılmaz'ın işidir. Böyle pislikleri o bulur. Davut nereden bulsun? Aa, biz de öyle düşünmüştük. Aynısı. Vallahi Yılmaz'dır, odur, budur bilmem de bu işlerin ardında babam var Fikret. Yılmaz'la Davut'u üstümüze süren de o. Mehmet Ali'nin oğlunu öldüren de o. Biliyorsun değil mi? Ne diyeyim Halil İbrahim? Bir adamı öldürmek için hiç bu kadar çok sebebim olmamıştı. Eğer bu adam senin ve Zeynep'in babası olmasaydı... Ama babamız... Halil İbrahim, maalesef. Bunu ne sen değiştirebilirsin ne de biz. Bak ben babamı öldürmeyeceğim. Senin öldürmene de müsaade etmeyeceğim. Ama geriye kalan kim varsa o Yılmaz'ıdır, Davut'udur, Usu'dur, Musu'dur. Hepsini indirdiğimiz vakit ben babamı tanıyorum. Sinecektir. Sen babanı tanımıyorsun. Bu adam yattığı yerden kalktı. İlk
kızıyla oğluna saldırdı. Bu adam kendinden başka kimseyi sevmiyor. Anne, şu boşanma meselesi nedir tam olarak? Ne oldu, ne bitti? Anlatsana bana. Anlatayım kızım. Bu Halil İbrahim gelip seni aldı ya. Ama ben öncesine babana dedim ki, Rızvan Bey, biz güzellikle bu kızı evine gönderelim dedim. Ama onlar Asiye ile oturup benden habersiz plan yapmışlar. Halil İbrahim seni almaya geldiğinde babam bunu indirecekmiş. Ben bunları duyunca tabii kovdum evden. Anneciğim, bunlar daha önce bin kere oldu. Babam boşanmaz seninle, bak görürsün. İlk defa ağzından böyle bir laf çıktı ama. Boşayacağım seni dedi. De, Asiye'ye nikah kıyacakmış. Yok artık. Ben de Ayşe'ye gönderdim zaten. Dedim o Asiye öyle boş hayallere fazla kaptırmasın kendini. Kendisine yatalak raporu alan adam beni boşamadan, Asiye'ye nikah kıymadan önce cezaevine girmeye göze alsın dedim. Rızva evde gittikten sonra o yolları rezme evi şey yapmış, mülteci kapıda çevirmiş be. Teyze, insanlar canını zor kurtardı, bizim eve sığındı dedim. Bu mu yani yorum? E tamam, sığınmacı Tamer. Sığınmacı deyince mülteci değil mi bunlar? Aynen öyle, anlamadım öyle. Komutanın orada ne işi varmış? Atılmış görevden. Bu da bir şey demeye mi gelmiş? Bir konuda uyarmaya mı gelmiş? Tam anlayamadım orayı. Üsteğmen askeriyeden atılınca saklayacak bir şey kalmamış. Arkadaşını gidip bulup onunla çatışmış diye duydum ben. Yılmaz abi haklı o zaman. Bunlar baya baya çeteler yani. Yeah. Rizva, bunlarda zerre kadar gurur yok ha, zerre kadar. Hadi Rizva öldürmüştü onun oğlunu. Ha? Ne oldu bunlar gelip evine sığınırlar? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar gurursuz fakir be. Nerede o eski fakirler? Ah. İyi de teyze, insanlar koşa koşa gelmemiş ki. Yani Zeynep zorla getirmiş. Hatta bazıları içeri girmek istememiş. Sakine halanın evinde kalmışlar. Sakine. O da başka fakir bir gurursuz. Ne olacak onda da? Ayşe, Fikret de bıraksın artık bunların peşini. Bak bu Davut belli ki hiçbirini affetmeyecek. Yarın Rızvan abi burada diye oraya bassa ne yapacak Fikret? Sen önce o taraftan oğlunu kurtar Zuhal. Sonra kızına akıl ver. Onlar hala benim soy ismimin gücünden dolayı kendilerine bir şey olmayacak zannediyorlar. Ama ben bir onların hayatından çekileyim. Onların babası olmayayım. Nedime'nin kocası olmayayım. İşte o zaman görürüm o zengin gurursuzları. Ayşe, o Nedime ne yapıyor ha? Kukuma koca gibi oturayım. Asiye kocamı aldı diye ağlayayım mı abi? Yok teyze. Nereye boşuyor beni diyor. Yani boşanması için sağlıklı bir insan olması lazım. Öyle olunca da cezaevine atarlar. Teyzen çok sevinmesin diyor. Bak görüyor musun nasıl seni tehdit ediyor Nedime? Etsin, etsin, etsin. Tehdit etmeye devam etsin hatta. Nesim, şu avukatları bir telefon et. Adliyeye gelsinler, ben oraya gideceğim. Bacanak, seni böyle görürlerse içeri atarlar. Sen dediğimi yap Nesim. Tehditle yaşayacağıma girer içeride yatarım. Ben kimsenin tehdidine boyun eğmem. İşte bu. Ben seni geçireceğim Rızvan. Hadi Rızvan. Hadi sağlıcakla gel. Ha canım benim. Siz bizim için tanrı misafirisiniz. Kızıma da kucak açtınız, sağ olun. Biz de size ellerimize kahvaltı hazırladık. Bir lokma bile almayacak mısınız? Biz size rahatsızlık vermek istemedik.
O eski kötü konular da tekrar açılmasın dedik. Eski konuları açmanın bir manası yok Fatma. Eski eskide kaldı. Buna kocam da dahil. Anne, gelmiyorlar mı? Ben diyeceğimi dedim kızım. Gerisini gönülleri bilir. Yani aslında Ceylan olmasa bizimkilerin kalbi yumuşaktır. Gelirlerdi de o yine yapmıştır fesatlığını. Ceylan kim Zeynep? Bu kadar insan seni kırmıyor da o niye seninle inatlaşıyor? Derdi ne seninle? Onun derdi başkasıyla da. Neyse Elif, şimdi konuşmayalım. Ya bu böyle olmaz. Ben gideyim alayım geleyim. Otur kızım, otur. Geldik biz de. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Buyurun. Geç bakalım. Sevda, hoş geldin. Gel bakalım prenses. Geç bakalım şöyle. Hoş geldiniz. İsterseniz oturun. Buyurun. Geçin size. Geçin. Hoş geldiniz. Sevda. Hoş geldiniz. Buyurun. Ablam nerede? Buyurun. Başı ağrıyormuş, gelmedi. Öyle mi? O zaman ben ona bir ilaç vereyim, geleyim. Oturdu mu herkes? Tekrar hoş geldiniz. Ben sıcak sıcak börek yaptım sana. Şimdi getiriyorum, tamam mı? Çaylarınızı da getir. Hadi. Tekrar hoş geldiniz. Sağ ol. Prenses, yumurta sever misin? Peki, hadi. Önce yumurtayla başlayalım o zaman. Dur bakayım. Oo, sıcakmış da. Ceylan, senin derdin ne? Benim seninle bir derdim yok Zeynep. Sana daha önce de söyledim. O kadar insan davetlim olarak evdeler. Burada sana ya da ailene zarar vermiş hiç kimse yok. Kaç yaşında kadın gelmiş, rica etmiş ya. Evladı kocası ölmüş, insanlar sofradalar, kırmamışlar. Sen hala neye inat yapıyorsun, ben anlayamadım. Eğer Halil İbrahim gelir o sofraya oturursa Zeynep, o zaman ben de otururum. Pardon. Halil İbrahim senin neyin oluyor? Ben anlayamadım da. O benim tek ev sahibim Zeynep. Öyle sen ya da annen istedi diye gelip de o sofraya oturacak değilim. O istedi diye geldim. Çağırınca da gideceğim. Size afiyet olsun. Seninle konuşacağız Ceylan. Ama bu evde değil. Evimize dönünce. Anne, heh. Bu Nedim Hanım'ın içine nasıl böyle birden iyilik meleği kaçtı? Bir fakir fukara düşkünlüğü, yok gidip masasına oturmalar, ayaklarına gitmeler falan. Nasıl oldu bu iş? Sen şimdi Ayşe'yi niye Asiye'ye gönderdi zannediyorsun? Niye? Rızvan'a diyor ki, ya evine dönersin ya da Halil İbrahim dahil herkesi eve toplarım, dosta düşmana seni rezil ederim. Şimdi anladım anneciğim. Ama insan yine de içinde bir ümit taşıyor biliyor musun? Küçük bir iyilik kalmıştır diye ama. Taşıma yavrum, taşıma. Bazı insanlara dair umut taşıma. Boşuna hamallık etmiş olursun. Hah, Zeynep geldi. Hadi. Ne oldu? Gelmiyor muymuş Ceylan? Yok. Halil İbrahim gelmeden boğazından bir lokma bile geçmiyormuş hanımefendinin. Ha, o kadar yani. Neyse ne ya, ben Halil İbrahim'le konuşacağım. Geldiği yere göndersin bunu. Zeynep dur gitme. Yardım et böreklere. Gel kızım. Allah. Annen dün cezaevine Tuncay'ı görmeye gitti. Biliyorum Allah, annemle konuştuk. Tuncay iyi falan dedi ama çok da bir şey sormadım. Üstelemek istemedim yani annem üzülmesin diye. Ben biraz üsteledim.
Annen Tuncay'dan bir şey öğrenmiş. Ne gibi bir şey hala? Yılmaz'la ilgili. Tuncay cezaevindeyken Yılmaz'la ilgili bir şey nasıl öğrenebilir ki? Onu bilmem de annem bir şey saklıyorsa anlarım ben. Abinle konuşmasını söyledim, konuşmadı da. Tamam hala, ben annemin ağzını ararım. Öyle ağzını aramakla bir yere varamazsın. Bak, tek başına bir yerlere gitmeye falan kalkarsa bil ki bir işler çeviriyor. Hadi bakalım, misafir senin, servis de sen yap. Ben de o kıza şöyle bir tabak hazırlayayım. Bakayım derdi neymiş. Sana mı gıcık, seninkine mi aşık? Öğrenelim. Hoş geldin aramıza. Herkes iyi mi dayı? Senden başka herkes iyi. Şimdilik. Halı nerede? Adliyede. Zaten ya sen hastanede, o adliyede, ya o hastanede, sen adliyede. Aynı yerlerde dolaşıp duruyorsunuz. Bulabildiler mi bari kimseyi? Sana sıkan kayıp. Davutları, mavutları toplamış seninkiler. Ama içeride tutamazlar. Bütün yalancılar şahit, failler serbest. Gözümü açmaya diyecek haberin yokmuş dayı. Müsaadenle. Kapat gözlerini, kapat. Ben de bir şey olursa seni uyandırırım. Sen ahalinin gözünün önünde Halil İbrahim'i tehdit etmişsin. 12 saat süre vermişsin. Gitsin diye dedim. Bu geldiğinden beri memleketimizde huzur kalmadı. E gitmedi. Gördüğünüz gibi yine ortalık kan gölü. O kan gölüyle senin hiçbir alakan yok yani. Efendim, ben kardeşimin taziyesi için restoranımda oturuyordum. 50 tane şahidim var. Yalan söylüyor Sayın Savcım. Olsa olsa 10 tane şahidi vardır. Geri kalan 40 benim bahçede yatıyor. Peki sen Halil İbrahim, evinin bahçesinde otururken, durup dururken insanlar geliyor. Su kanalının yanındaki duvardan atlayıp senin evinin içine giriyor. Sen ne yapıyordun orada? Onları mı bekliyordun? Sayın Savcım, Oğuz Üsteğmen bazı şeyler duymuş. Ziyaretime geldi beni ikaz etmeye. O sırada saldırı gerçekleşince birlikte mukavemet gösterdik. Ta ki bunların ayarladığı bir namussuz uzaktan ateş edip komutanımızı vurana kadar. Sayın Savcım, ben bir şeyi merak ediyorum. O uzaktan ateş eden namussuz mu benim ismimi vermiş, yoksa bunun bahçesinde olan, ölen ya da her neyse, o adamlar mı benim ismimi vermiş? Ben niye buradayım? Ben istediğim için buradasın. Burası soru sorulacak bir makam değil. Kendine bir çeki düzen ver. Haklısınız Sayın Savcım. Alican, bu konuyu iyice tetkik et. Bu ölen adamların kimliklerini tespit et. Bu Davut ve ailesiyle alakalı herhangi bir ilişki, uzak yakın, herhangi bir bağlantı varsa bu adamı öyle getir karşıma. Emredersiniz efendim. Evet. Sayın Savcım, sizin ailem hakkında pek bilginiz olmayabilir. Ama biz çok geniş bir aileyiz. Birçok insanla da bağlantımız var. Camiye giden de var, meyhaneye giden de var, kumar oynayan da var, suçlu olan da var,
suçsuz olan da var. Benimle her aile bağı olan suçlu diye bana bağlayacaksanız direkt beni tutuklayın gitsin o zaman yani. Jandarmamız boşuna yorulmasın. Alican, bu adam benim karşımda hala böyle konuşacak mı? Hadi yürüyün gidiyoruz hadi. Yürüyün. Sen dur. Yani şimdi ben adamın tekine şu elma ağacından bana 40 tane elma topla desem adam toplamaktan bitap düşecek. 40 tane insan ölmüş evinin bahçesinde. Ve sen şimdi bana gerçekten bana devletin savcısına ben haklıydım benim evime girdiler deyip böyle rahat rahat konuşabiliyorsun. Öyle mi? Evladım senin durun durağın yok mu? Efendim eğer bana inanmıyorsanız bir Oğuz Üstü Eminim'le konuşun isterseniz. Kendine geldi dediler. O Oğuz Üstü Eminim'in de senden alta kalır bir tarafı yok. Gideceğim görmeye. Alacağım onun da ifadesini. Daha görevden el çektirilir çektirilmez senin yanında ne arıyor soracağım kendilerine. Efendim hastaneden bizim eve çıkaralım diyorduk. Malum görevden el çektiren düşmanları hala dışarıda. Hastanede güvende olmaz. Eğer ifadesini almaya gelecekseniz bize buyurun. Halil İbrahim. Hadi çık. Çık çık çık. Bak benim sinirimi bozdunuz. Hadi hadi çık. Çık. Emredersiniz Sayın Savcım. Hadi hadi hadi. Ne o Fikret? Babanı ihbar etmeye mi geldi? Annem mi gönderdi? Ha? Beni içeri tıkmak için, sağlığı iyi diye. Senin nasıl bir kafan var ya? Annemin umurunda mısın yani? Ha? Ne yaptın, ettin, parçaladın aileni. Şimdi şu ettiğin laflara bak. Fikret abi, ayıp oluyor abi. Öyle mi? Öyle. Ayşe ablayı yolladı bugün annen. Babanı İçeri attırırız diyor beni boşarsa. Babam da gir oğlum dedik oğluma. Savcılığa gidelim. Savcı bey tutukluyorsa tutuklasın. Yoksa biz öyle kimseden korkacak, saklanacak, gizlenecek insanlar değiliz dedi. Biz de buraya ifade vermeye geldik. İyi. Girin verin ifadenizi. İnşallah tutuklanırsın da çekilirsin ayağımızın altından. Vay. Oğlumuz dedik, her şeyi üstüne inşa ettik, ailemiz dedik, geleceğimiz dedik, sen ne yüdüğü belirsiz bu adamın peşine takılıp geleceğini yıktın. Rızvan Neto, ne yap et? Savcıya yalvar, yakar, cezaevine gir. Yaptıklarının cezasını çekiyorsun diye biraz daha beklerim. Hatta pişman olduğunu duyarsam bir süre daha yaşamana izin veririm. Ama dışarıda kalırsan, hele de böyle etrafta dolanırsan, bir de peşime kendin gibileri takıp ayağıma dolanırsan. Bak. Bizim ikimizin ortak bir noktası var. Kolay kolay ölmüyoruz. Onun için boş boş konuşmayı bırak Halil İbrahim. İlk fırsatta kimin gücü kime yeterse.
Bana uyar. Davut ne diyor? Ne desin? 50 tane şahidim var. Benim olayla alakam yok diyor. Kıvırdı yani. Kıvıracak tabii ki. Ne yapacak? Jandarma komutanını ben vurdum diyecek hali yok. Hata bizde de. Her önümüze geleni vuruyoruz. Onlarsa öldü mü diye bir daha sıkıyoruz. Ha bir tanesini yakala. Adliye getir şahit göster yok. Davut'un aleyhine şahitlik mi yapar kardeş onlar? Adamın 7 sülalesini kuruturlar. Bu pisliğe kim bulaşır? Bizden başka. Gelsinler. 40 gün. 40 gece. 40 kişi göndersinler. Sayın savcım. Avukatlarım yazılı ifademi hazırladılar. Ayrıca raporlarımı da size sunacaklar. Ama ben bizzat kendim gelip durumu size arz etmek istedim. Dinliyorum. Ben kızımın düğününde hedef gözeterek ateş etmedim. Bir savunma içindeydim. Bu evladım da dahil olmak üzere o gün çok insan yaralandı. 40 gün. 40 gün komada kaldım. Kendi silahımla yanlışlıkla isabet almış merhumun ailesi bile şu anda evimde misafirim. Karısı, babası, annesi hep birlikte. Sayın savcım, kaçmak gibi bir niyetim yok. Yargılamamın sonucunda mahkeme ne karar verirse cezamı çekmeye hazırım. Sadece bu süreç içerisinde, tabii siz de uygun görürseniz, mahkeme de takdir ederse denetimli serbest kalayım ki sağlığıma çok daha iyi kavuşmuş olayım. Birkaç ciddi ameliyat geçirmek zorunda olduğum için size bunları söylüyorum. Ayrıca avukatlarıma pasaportumu teslim ettim. Ki kaçmak gibi bir niyetim olmadığını sizlere ispat etmek için. Size söylenecek o kadar çok şey var ki. Ama ben mesaimi boşa harcamak istemem. Avukatlarınız yazılı ifadenizi ve raporlarınızı sunsun. Bunu sana Damla mı söyledi? Nergis yenge mi gelip konuştu teyze? Nergis değil, Damla geldi. Bu Nergis bunu durmadan evin içinde böyle sıkıştırıyor, evlenece diye. Bu da bana salya sübük geldi, anlattı. Levent'i istemiyor. Levent'ten iyisini mi bulacakmış? Bulmuş. Zaten varmış. Nasıl varmış teyze, kimmiş o? İşim gücüm var benim ya, işim gücüm var ya. Levent gel, gel Levent, gel de gel. Geldim. Umarım önemli bir şeydir. Nedir konu söyleyin, hemen gideceğim. Konu bıldırcın. Bıldırcın mı? Önemliymiş konu. Ya siz bana bunu baştan söyleseniz ya. Ne olmuş? Yüzüğümü beğenmemiş. Zayıf mı kalmış yüzük? Yenisini alırım.
Boş ver yüzüğün yenisini. Yüzük güzel. Biz diyoruz ki sana başka bir kuş bulalım. Ha. Başka bir kuş. Ayşe. Ne diyor ya bu senin teyzen? Yani ben de şimdi teyzemden öğrendim Levent. Damla seni istemiyormuş galiba. Benim istemiyormuş. Ya üf, yalan dolan ya bunlar. Kim uyduruyor ya bunları? Ha? Kim atıyor bu iftiraları? Yavuz mu? Oğlum kimse atmıyor. Kız kendi söylemiş. Ne söylemiş? Anne kız öyle... Kız Yavuz'dan korkuyor. Korkusundan öyle şeyler söylüyor. Bana geldi ne dedi biliyor musun? Bana dedi yüzük al dedi. Ama abisinin yanında korkusundan bu nereden çıktı ya şimdi şaka maka dedi kız ya. Yavuz da korkusundan yapıyor ya bunları. Başka biri varmış. Yani teyzeme demiş bunu. Ya saçma sapan konuşma Ayşe. Teyze ne diyor ya bu Ayşe? Senin bıldırcın başkasının kuşuymuş. Ben de şok oldum. Bana dedi ki ben Levent'in gururunu kırmak istemem. Onunla oynamak istemem. Ama ben başkasını istiyorum, seviyorum dedi. Damla. Vallahi ben de çok üzüldüm. Ciddi misin ya sen? Kimmiş ya o lavuk? Var ya küçük bir şey. Sana benziyor biraz. Boyu posu. Hakan, Hakan. Hangi Hakan? E o mu Yılmaz'ın kardeşi Hakan? Hakan. Maysen. Ya ben demiştim. Ben demiştim bu şerefsiz bizim arkamızdan iş çevirir diye. Haklı çıktım. Ben onu gebertmez miyim? Oğlum. Bak kız başkasını seviyormuş. Sana yakışmaz. Yakışmaz değil mi anne bana? Doğru söylüyorsun. Bana yakışmaz. O yüzden Yavuz'a söyleyeyim. Yavuz'a söyleyeyim Yavuz öldürsün. O Damla'ya da benim iki çift lafım olacak. Hakan Marten ha. Anlamıştım zaten belliydi bir şeyler. Ah Ayşe. Ah Ayşe sen soktun bu kızı benim aklıma. Abi gerçekten çok özür dilerim. Yani ben sana iyi bir şey yapmak için araya girdim ama... ...hatalı davranmışım yani. Her şey senin hatan. Sen şimdi bırakacaksın her şeyi bana devredeceksin tamam mı? Ben seni ellerimle evlendireceğim. Bitti. Evlendirme. Karışma daha hiçbir şeye. Rahat bırakın ya beni. Anlayın artık. Benim kendime ait bir dünyam var ya. Kendi bir yaşam tarzım var. Karışmayın bana artık ya. Evlenmek falan istemiyorum. O kadar. Ben istedim. Başta istedim. Büyüyelim, kocaman bir aile olalım istedim. Sizin de aynı dilden konuşabileceğiniz bir geliniz olsun istedim. Ama olmuyor ya. Kaderimde yok olmuyor. Rahat bırakın beni. Bırakın da peşim artık. Çok incindi ya çocuk. Çok incindi. Nergis yengenin haberi var mı bu durumdan teyze? Aa benim keyfimi bozmayın. Ben gelinlik provası yapacağım bugün. Nergis'e o zaman söylerim. Ne provası ne gelinliği Asiye ya. Ulan ben Rizvan'la nikah kıyacağım be. Ömrümde bir kere evleneceğim. Ne olacak? Ha? Fazla mı oldu Zuhal? Teyze sen bu adamdan üç çocuk doğurdun ya hani. Ne gelinliği? İşte tam da bu yüzden gelinlik giyeceğim ben. Sen karışma benim işime. Sen benim güzel boydan boydan böyle çekeceksin fotoğraflarımı o dedimeye göstereceksin. O da inşallah hayırlısıyla ölecek ki benim kocam da şöyle rahat bir boşanma yaşasın be. Şu bir hayatı yaşayalım biz be. Başım nasıl delirecek bak gör. Ne kaftanlar neler. Çok güzel olacağım. Belli ki Asiye size hepinize çok zulmetmiş. Ama benim bunlardan çok geç haberim oldu. Siz zannediyorsunuz ki evin hanımı olunca her şeyden haberdar oluyorsunuz. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. Bir sabah uyanıyorsun, birileriyle dünür olmuşsun. Bir sabah uyanıyorsun, birileriyle düşman olmuşsun. Peki ya bu Yılmaz Marten'in gelişi Nedim Hanım? Hep sizi söylüyorlar onunla ilgili. Sizin hiç vebaliniz yok mu? Var. Bütün suç da vebal de benimdir. Az kalsın kızımı hastane odasında öldürecekti.
Elbet bir gün karşısına çıkıp bunun hesabını soracağım. Bu benim boynumun borcu oldu. Her şey için teşekkür ederiz. Biz bir Yusuf'la hastaneye gidelim. Eğer her şey yolundaysa geri dönüp sizleri de alıp evimize gidelim. Olur. Hadi öyleyse. Nedim Hanım, Nedim Hanım. Rızvan Bey kapıda, durdurmaya çalışmışlar ama. Ama ne? Ama ne lan? Ha? Kendi evime girmeme engel mi olacaksınız ha? Çeke şöyle. Burası senin evin değil artık Rızvan Bey. Sadece geçmişin hatırına buraya girmene müsaade ediyorum. Bundan sonra da öyle artık elini kolunu sallayarak çat kapı sen bu eve gelemezsin. Bunlar girebilir ama ben gelemem. Öyle mi Nedim? Evet öyle. Onlar benim misafirlerim. Misafirlerim mi? Sen kimsin ki senin misafirlerin kim olsun? Sinema. Çulsuz Muzaffer, süt satan karısı. Kahveci Yusuf, bohçacı karısı. Ya sen, senin kocanı öldürdüm. Sen ne gurursuz bir insansın ya. Yeter Rızvan artık. Bey, Yusuf. Bir dakika. Yusuf abi. Bana bak. Dur lütfen sakin ol. Benim de oğlum öldü. Ama ben hala Halil İbrahim'e kin güdüyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz? Evime gelip ekmeğimi yiyorsunuz. Hadi gidelim. Defolun gidin buradan. Hadi gidelim. Çekil dışarı. Hadi, çekil. Benim, bu benim elimde kalacak. Ver. Hadi çekil. Kendi kahven mi sandın lan burayı? Yürü. Doğru düzgün konuş. Sen nasıl bir insansın ya? Yeter değil mi bu insanları? Defol, kimse seni bu evde istemiyor, tamam mı? Layık olduğun kadının yanına dön artık. Zeynep otur. Tamer dokunma bana. Bak bana dur. Dokunma dedim bana. Zeynep bu zamana kadar sustum. Sırf babamsın, doğmama sebep oldun diye sesimi çıkarmadım. Bana daha fazlasını yaptırma. Ne yapacaksın? Hı? Ne yapacaksınız? Beni jandarmaya ihbar edip içeri mi attıracaksınız ha? Ben de size bir şey yapmayacağım, öyle mi? Adliyeden geliyorum. Gittim. Sapasağlamım. Alın beni içeri dedim. Kontrollü serbestlikle bıraktılar beni. Şimdi... Ver. Bu boşanma kağıdı. İmzala bunu da ait olduğun kadının yanına gideyim. Ver bakalım. Al bu imza. Bu da senin kırılan kalemin. Artık bundan sonra benim hayatımda yoksun Rızvan. Şimdi çek git evimden. Bu evi de Asiye'nin üstüne yapacağım. Ancak o izin verirse oturabileceksin. Hadi bakayım ona.
Ya bu da istemiyorum. Böyle sobaltıda bir keberim olacak ki o şeyleri bel hatım falan çıksın diye. Onu istemem. Tamam Rasiye Hanım. Bir de böyle... Hoş geldin Nergis yenge. Niye çağırdı beni bu? Gir kendin gör. Eyvah korkutma beni. Renkli olsun böyle. Bu mor olsun mesela. Oo, hoş geldin. Hayırdır Asiye? Levent'in düğününde gelinlik mi giyeceksin? Kime niye, kime kısmet? Ha Nergis? Ya, bak ne kadar güzel oldu bana ama sen çok zevklisin dur ha. Dur bakayım bir döneceğim. Hanımefendi dur. Bak. Bak. Bak geline bak geline. Ya, otursana. Çok yakışmış, çok güzel olmuş Asiye'cim, çok güzel olmuş. Da sanki böyle biraz şey mi, abartı mı olmuş? Eski usul sanki biraz. Ne eski püsküsü canım? Anam da benim böyle şeyler giydi, böyle bir şey giydi düğünü de. Ne olacak baksana ne güzel, bunu zaten daha o neler yapacağız, süsleyeceğiz. Dur bakalım altı kemer gelecek buraya. Davetlerin arasında böyle mi dolaşacaksın? Evet. Hem de gururla dolaşacağım. Gururla ve zaferle dolaşacağım. Tam 32 yıl olmuş. 32 yıl beklemişim ben. Ne diyor bu teyzen Ayşe? Haberin yok mu senin Nergis yenge? Rızvan babam Nedim annemi boşuyor. Teyzemle de resmi nikah kıyıyor. Ne? Zuhal doğru mu bu? Doğru vallahi. Rızvan abi çok kararlı. Nedime'yi sildi attı. Of. Of. Yine bir düğün, yine bir kıyamet. Ama belki nikah kalmaz bu sefer. Nedim'e sen daha imzayı atmadan kesin öldürür seni. Kim beni öldürecek? Bak Nedim'e deyince aklıma geldi. Bana bak şuradan telefonumu güzel fotoğraf atacağız. Niye teyze? Allah Allah atacağım Nedim'e görsün bakalım. Boy post neymiş görsün. Yapmasan mı teyze? Niye yapmayacağım? Sana ne? Haydi çek beni. Şöyle boy boy güzel boydan. Ah, siz böyle bir alalım sizi. Arka boş, böyle şömineyi tam şey yap. Ah. Tam tüm boy. Ah. Şimdi sanki böyle şöyle yapacağız. Bak Rizvan sanki beni açıyor ben böyle. Evet, çok güzel teyze. Ver bakayım şu fotoğrafları Nedime'ye göndereyim. Yoruldum ha. Gelin olmak zor. Nergis. Şimdi şu aralar en önemli şey benim düğünüm. Bu da daha önemli bir şey yok ama sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Biz yüzükleri attık. Hangi yüzükleri? Levent'le Damla'nın. Zuhal'cığım biz yüzük takmadık. Yani o iş olmayacak. Olmayacak. Tamam. Olmasın. Olmasın da bana niye olmayacağını bir söyleseniz iyi olacak. Kimmiş acaba bu beni karşınıza almanıza sebep olan kişi? Çok merak ettim. Nergis'ciğim bizim Damla'yla hiçbir sıkıntımız yok. Çok iyi bir kız. Ben severim Damla'yı. Ama bizimki de iş yok. Bizim oğlada iş yok. Çok o var da. Hep alemlere çıkıyor. Ben şimdi nasıl güveneceğim? Yani size de mahcup olmak istemeyiz. Yani babası dedi ki, ben Dursun'u karşıma almak istemem. En baştan olmasın bu iş dedi. Yani onlar kendilerine böyle daha iyi bir damat, daha hak eden, daha uslu, aklı başında birini bulsunlar dedi. Mesela? Mesela geçen gün Nesim dedi diye diyorum. Hakan Marten. Olmaz mı? O benim kararım Asiye. Benim kararım. Tabii ki senin. Sen annesin tamam. Seni ilgilendirmez Asiye. Tabii ki. Hiç ilgilendirmez. Evet. Madem talebinizden vazgeçtiniz, bizim de size verebilecek bir kızımız yok. Kısmet. Hayırlısı böyleymiş. Ben de Damla'yı ikna etmek için boşuna dil dökmüş olmayacağım. Herkes mutlu o zaman, ne güzel. Müsaadenizle.
Hadi. Nergis yenge. Hadi. Ne güzel, mutlu görüldü. Yani bir doğru düzgün konuşamadınız kadınla. Şimdi ikinize de düşman olacak. Böyle ne düşman olacak? O benim zaten düşmanım. Gitsin o Nedime'yle iki yıla böyle tıslasınlar. Ne yapacağım? Allah Allah. Benim keyfimi bozmayın. Benim güzel günümde. Gel bakalım nasıl? Güzel güzel. Şuna bak şuna ya. Utanmadan gelinlik giymiş. Fotoğraf çektirmiş bana gönderir. Bak Allah aşkına sakinleş. Tövbe. Kız ne giymiş bu? Nenesinin gelinliği mi bu? Ne giyecekti? Bir de beyaz gelinlik mi giyecekti? Ama ne diyeyim? Kefeni olur inşallah. Amin. Anne keşke okumadan etmeden atmasaydın şu imzayı da mahkemelerde sürünseydi kocan olacak o adam. Kızım o beni boşayabilir mi? İstediği mahkemeye başvursun. O benim üzerime kuma getirdiğinde aileme söz verdi. Nedime'yi boşarsan ölürsün dediler. O da tamam dedi. Şimdi aradan yıllar geçti de ben vazgeçtim de unuttum da yok öyle işler. Geçsin onlar o bir. O kadar olay oldu dayım gelip müdahale etmedi. Babamla boşanacaksınız diye gelip onu vuracak hali yok herhalde. O gelmese de birisi gelir kızım. Ondan sonra görürüm ben onun o elindeki kağıdı da bunun giydiği gelinliği de. Hasbinallah ve nimel vekil ya. Yalnız Rızvan'ın en son söylediği benim hiç hoşuma gitmedi. Yoktu, maldı, mülktü. Bu ev senin değildi filan. Ben bir avukat arayayım da tedbirlerimi alayım. Sen haklıydın hala. Annem Yılmaz'ın nerede olduğunu biliyor. Hatta babamla konuşacak kişi de Yılmaz. Ona güvenerek atmış o imzayı. Öyle kızım. Öyle. Ya ben burada iyiyim. Zaten arkadaşlar da gerekli önlemi almış. Ev mev nereden çıktı şimdi Halil İbrahim? Ben Savcı Bey'le konuştum. Hatta başçavuşum da vardı. Savcı Bey, Oğuz'u orada bırakmayın. Alın eve götürün. Hastanede güvende olmaz dedi. Ben bu konuşulanları duymadım komutanım. Orada değildim. Yalan söyleyecek halimiz yok. Başçavuşum. Belki Savcı Bey Davut'un yanında söylemek istememiştir. Bana söyledi. Güvende olsun diye eve götürelim diyorsun da Ali İbrahim, komutanım sizin evde kurşunu yemedi mi? Nasıl olacak? Öyle tabii de. Yılmaz Marten de beni hastanede öldürmeye çalıştı. Hatta 500 bin dolar verip hastaneden de kaçtı, değil mi? Para mara nerede? Bak zaten iyi değilim. Beni delirtmeyin. Hadi git sen de evine, gelmiyorum hiçbir yere ben. İyi. Madem öyle, biz de buradayız. Dayı. Ara bizimkileri gelsinler. Komutanım bizim yüzümüzden kurşun yedi. Bize yanında olmak düşer. Çattık, vallahi çattık ya. Buyurun, kime baktınız? Yılmaz'a geldim. Öyle biri burada yok hanımefendi. Öyle mi?
Halan geldi kapıda. Görüşmezsen jandarmaya haber verecekmiş dersin. İçeride mi değil mi anlarsın. Vay vay, halam gelmiş. Şu Karadeniz'de beni hiç kimse bulamaz senden başka. Nasıl buldun beni? Bırak yılışma bana. Duyduklarım da yaptıkların da yenil yutulur gibi değil. Hala? Halan malan yok artık senin. Deme bana hala. Halanın kızını öldürmeye ateş edersin. Küçük oğlunu cezaevine gönderirsin. Büyük oğlunu düşman bellersin. Tüm bu yaptıkların yetmiyormuş gibi halanın can düşmanıyla işbirliği yapıp ele güle de rezil edersin. Hala, bak. Belli ki Asiye seni bana karşı doldurmuş. Bak, bana haksızlık ediyorsun. Günahımı alma. Söyle gideyim bitireyim işini. Onun işini ben bitiririm. Buna engel olanı yok et, o bana yeter. Hayırdır Nedime Hanım? Kocandan mı bahsediyorsun? Yok artık benim kocam hocam. Yılmaz, beni iyi dinle. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Rızvan Leto'yu öldüreceksin. Sen de buradan defolup gideceksin. Babana da söyle, buralarda her ne yapmak istiyorsa ben ona yeterim. Ne sana ne de bir başkasına ihtiyaç yok. Anlaşıldı mı? Olsun sana. Merhaba Zeynep Hanım. Ben annemle gelmiştim. Başına bir şey gelmesin diye. Anneme yetişeyim. Önce Yılmaz Bey sizi bir görsün. Sonra biz sizi annenize ulaştırırız. Yılmaz Bey, Zeynep Hanım yolda bulduk. Belli ki alanınızı takip ederek buraya ulaşmış. Vay vay vay, şuraya bak. Canım kuzenim gelmiş. Ne oldu, kocan nerede? Tek başına mı geldin? Çek şu pis ellerini. Oturmaz mısınız Zeynep Hanım? Nusret Hanımefendi'ye yer göster. Buyurun Zeynep Hanım. Zeynep'im. Anneni takip ettin, buralara kadar geldin, beni buldun. Kocana söyleyecektin, Halil İbrahim de gelip beni öldürecekti, öyle mi? Sen de elime geçtin ya Zeynep'im.
Abin de kocan da peşinden buraya gelir nasılsa. Daha önce sana da söz verdiğim gibi ölüm bile sizi ayıramayacak. Şey mi oldu Fikret? Oldu. Ve daha neler olacak bakalım. Ne gibi? Ben seni o kadar tembihlemişken sen buradan kalkıp öbür eve gidip annem adına babamı mı tehdit ettin? Nedim'e annenin söylediklerini ilettim sadece. Sana mı kaldı Ayşe? Bu evden öbür eve laf taşımak sana mı kaldı? Fikret, sana diyorum ki annemi savundum. Yani senin anneni teyzeme karşı savundum. Bunun için mi laf işitiyorum şu an senden? İyi. Annemi savundun, babam kalktı koşuyor mahkemeye. İyi bir şey yaptın yani, öyle mi? Hadi diyelim ki çok iyi bir şey yapıyorsun. Bana niye söylemeden yapıyorsun? Niye? Sen her yaptığın şeyi bana söylüyor musun? Ayşe bak, bir tuhaf olmaya başladım. Seni kim dolduruyor, ne diyor da dolduruyor bilmiyorum ama bir tersime gelirsen... Ne yaparsın? Evi terk edip otele mi yerleşirsin? Beni mi aldatırsın, ne yaparsın? Ne oluyor çocuklar size? Heh? Yine neyi tartışıyorsunuz acaba? Derdiniz ne sizin? Bir şey yok anne. İyi ki bir şey yok. Karım arada kalmasın diyorum. Sen kalkıp öbür eve yolluyorsun. Evet, yolladım, ne var? Herkes ayağını denk alsın. Ha. Babam da ne denk alır ya ayağını. Babanla ilgili konuşmak istemiyorum oğlum, yeter. Nedim'e? Efendim sakinin. Zeynep nerede? Gelmedi mi? Ne bileyim ben Zeynep nerede? Zeynep bir yere mi gitti ki? Hem bana niye soruyorsunuz? Kocasının yanında dur o. Halil İbrahim'ler eve geçecekti. Yok. Nedim Hanım'ın nereye gittiğini merak etti. Peşinden çıktı. Ben de arıyorum arıyorum. Ulaşamıyorum. Bu ne demek şimdi? Sen nereye gittin ki anne? Öyle birkaç işim vardı. Onları yaptım da. Hani Zeynep niye beni merak etsin? Peşimden gelsin onu anlamadım. Nedim'e, biz senin nereye gittiğini bilmiyoruz. Ama kızın dedi ki Yılmaz'ın yerini biliyor. Onunla görüşmeye gitti. Anne? Ne anne? Doğru, tamam. Yılmaz'ın yerini öğrendim. Gittim görüştüm. Yılmaz'la? Evet, Yılmaz'la. Gittim. Ağzının payını verdim. Yapması gerekenleri de söyledim. Sen Yılmaz'ın yerini öğrendin. Bana söylemedin. Kızını, oğlunu öldürmeye kalkan adama gittin, bir şeyler söyledin, eve mi döndün anne? Ne yapsaydım oğlum? Sana söyleseydim, gitseydin de başına iş mi alsaydın? Ya kızın ortada yok, kızın. Duymuyor musun insanları? Seni takip etmiş Zeynep. Ya Yılmaz'ın eline geçtiyse? Kızına çay kahve mi ikram edecek sanıyorsun? Dur ya. İçime kurt düşürme. Ne bileyim, şarjı bitmiştir. Telefonu çekmiyordur. Bir şeydir. Hem ne olacak Zeynep'i görsen olacak. Ben onunla konuşmuşum. Ne yapacak? Kardeşini mi öldürecek? Sen kimi öldürsün diye gittiğini söyle bize. Biz de Zeynep'e bir şey yapar mı yapmaz mı onu söyleyelim. Anne gelsene benimle. Fikret. Hadi anne. Allah Allah. Allah Allah. Ne iş çevirmeye gittin anne Yılmaz'la görüşmeye? Bana burada doğruyu söyle. Belli ki içeride konuşamıyorsun. Babanın beni boşayacağı yerde ölsün daha iyi dedim. Bilmem anlatabildim mi? Babamın ölüm emrini verdin yani. Babamın tetikçisine. Nereden babanın tetikçisi oluyormuş? O babanı hiç sevmez. O kocan... İki günde milyonlarca dolar çekmiş şirketten. Bana mı anlatıyorsun kim kimi sever sevmez? Yer neresi? Nereye gittin görüşmeye Yılmaz'la? Hala susuyorsun ya, kızın ölecek, ta kızın ölecek. Yer neresi anne? Çok sağ olun, teşekkürler.
Ben de şu yastığı koyayım da şey yaranıza temas etmesin. Teşekkür ederim. Ben anladım şimdi Halil İbrahim'in beni buraya niye getirdiğini. Mahcubiyetten bir an önce iyileşip ayaklanayım diye. Yok komutanım, ondan değil. Ben bu eve çok yaralı geldim. Sağ olsunlar beni 2 günde ayağa kaldırdılar. Yani onu biz değil Zeynep yaptı tabii de. Ceylan çok güzel çorba hazırlamıştı. Ben onu getireyim. Sonra da tok karnına olan ilaçlarınızı içersiniz. Güzel güzel dinlenirsiniz. Çok sağ olun. Vallahi zahmet veriyorum size. Estağfurullah, ne demek. Hah, Ceylan getirdin mi sen? Getirdim, getirdim. Ben de ilaçları getireyim o zaman. Sen de içer misin Halil İbrahim? Yok Ceylan, ben almayayım sağ ol. Hep birlikte yeriz. Tamam. Üsteğmem ben size. Çok teşekkürler. Zeynep gelmedi mi? Yok, o gelmedi. Niye? Ben evin içine girmediğim için detayları bilmiyorum Halil İbrahim. Ama anladığım babası gelmiş. Herkese hakaret etmiş. Biz öyle apar topar çıktık. O kaldı. Tamam. Sen komutanıma yardım et istersen Ceylan. Ben şu işin aslını bir öğreneyim. Ben hallederdim aslında ya. Bana bırakın, tamam. Ben yardım ederim size. Vallahi çok zahmet veriyorum size ya. Estağfurullah. Sağ olun. Afiyet olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin Fikret. Hoş geldin Fikret. Hoş bulduk. Evde olanlarla ilgili konuşmak için geldiysen burada kimsenin babana söylediğini umursadığı yok. Herkes Zeynep'in arada kalmasını üzülmüş. Konu olanlar değil. Derviş dayı. Daha büyük bir sorunumuz var. Şöyle geçelim. Zeynep nerede Fikret? Baban yine ona bir şey yaptıysa bu sefer ikinizi de dinlemem, haberin olsun. Önce bir oturalım Halil İbrahim. Önce bir oturalım. Evet. Seni dinliyorum. Annem Yılmaz'ın yerini öğrenmiş Tuncay'dan. Gizlice onunla buluşmaya gitmiş. Zeynep de annemin bir şeyler çevirdiğini anlamış, peşine takılmış. Ve? Ve Zeynep Hanım'a ulaşamıyoruz. Nedim Hanım'dan yeri öğrendik, gittik baktık. Zeynep Hanım'ın arabası orada, telefonu da. Ama kırmışlar, atmışlar bir kenara. Mekan terk edilmiş. Nasıl? Bu Yılmaz Zeynep'e bir şey yapmaz herhalde ha? Tövbe de Turan. Adamın akrabası sonuçta, yapmaz herhalde değil mi dayı? Sen de bir şey söyle. O hastanede Halil İbrahim'e vurmak için saldırdı. Bu da Halil İbrahim'i vurmak için. Halil İbrahim. Nesini soruyorsun Fikret? Ne istiyorlarsa onu yapacağız. Zeynep'in hayatı söz konusu. Gerisinin bir önemi var mı? İşittik. Tamam. Eyvallah. Gönderdiğin hediyenin bir kıymeti var da ben bunca yıldır bir hakimden, savcıdan kötü bir söz duymadım Rızvan. Bu savcı biraz cins bir adam Davut, takılma. Serbestsin işte. Tutuklandın mı? Yok. Biz işimize bakalım. Ya tutuklanmadım da bu senin damadın olacak manyak 40 adam öldürdü. Bu az bir rezalet değil ha Rızvan. Bu Halil İbrahim kim? Tipine bakıyorum da sıradan
Böyle iki tokatlık bir zibidi gibi duruyor. Ben Yılmaz'la sana haber göndermiştim. Hafife almasın diye. İşte biz de hafife almadık. Bir ordu gönderdik üstüne. Sonuç? Adama yer, zaman, saat verirsen böyle olur. Bu adamları zaafından vuracaksın. Hiç beklemediği bir anda. Zaafı ne zaafı? Bana onu söyle. Kızın. Ve peşine taktığı o ayak takımı. Zaafından yürüyeceğiz o zaman. Rızvan. Bak sonra kızım zarar gördü. Yanındakiler, yöresindekiler hemşerimizdi, akrabamızdı. Dinlemem. Ben silahı çektim mi, mermi bitene kadar sıkarım. Baba, bölüyorum ama Hakan Marten geldi. Önemli bir şey söyleyecekmiş. Ya ben ona herkesin ortasında ulu orta benimle görüşmesin dedim. Tamer bu konuyu bilmiyor. Zaten Tamer kapıda bir terslendi ona. Ama Hakan beni kenara çekti. Çok önemli olduğunu söyledi. Tamam, gelsin. Geç. Hakan. Ya bu lafı bizden alıyor, öbür tarafa götürüyor. Babam niye bununla muhatap oluyor ben anlayamıyorum. Vardır bir bildiği. Gelince babana sorarsın. Gel Hakan, otur. Ne oldu, hayırdır? Zeynep abimin elinde. Abinin elinde mi? Ne oldu, anlat. Olduğu gibi mi anlatayım enişte? Anlat. Halam Tuncay'dan abimin yerini öğrenmiş, görüşmeye gitmiş. Zeynep de bunları takip etmiş. Halam gidince Nusret yakalamış Zeynep'i. Halanın ne işi varmış orada? Seninle ilgili bir şey istemiş abimden. Abinden benimle ilgili bir şey mi istemiş? Ne istemiş? Siz özelinizi konuşurken ben şu telefonlara bakayım. Çok telefon geliyor. Alo. Anlat oğlum. Halam bu boşanma işini içine sindirememiş. Abimden senin ölmeni istemiş. Vay, ne demiyor vay. Önce kızım ihanet etti bana. Daha sonra oğlum ihanet etti. En sonunda da sen, ha? Abim nasıl yapalım diyor işte. Sonuçta Zeynep var ortada. Bana ihanetin bedelini herkes ödeyecek. Olsun. Davut. Akşam Halil İbrahim gelip sana teslim olacak.
Şimdi Zeyno, artık bazı şeylerin farkına varmışsındır diye düşünüyorum. Ne gibi? Şu sizin Oğuz Üsteğmen mesela. Dün sizin eve geldi seninkiyle beraber çatışmaya. Sana normal mi geliyor bütün bunlar? Adama iftira attın. İşinden ettin. O da senin düşmanınla birlik oldu. Bunun nesi garip? Aşk insanın gözünü gerçekten kör ediyor galiba. O kadar çok mu seviyorsun onu? Çok seviyorum. İyi. Umarım o da seni çok seviyordur. Senin hayatın karşılığında kendininkini feda eder. Ne bekliyorsun? Halil İbrahim'e gel teslim ol. O zaman karını serbest bırakacağım diyeceksin. O da teslim olacak, öyle mi? Sen düşmanını hiç mi tanımadın? Zeyno. Ben Halil İbrahim'i hiç buraya çağırır mıyım? Hı? Sen hiç merak etme. Ben düşmanımı gayet iyi tanıdım. Kocanı senin tanıdığından daha iyi tanıyorum. Emin ol. Efendim, beklediğiniz misafiriniz geldi. Buyursunlar. Sayın savcım, ben Mecnun Binbaşı. Hoş geldiniz komutanım, hoş geldiniz. Siz gelmeden bana ortak dostlarımız geleceğinizden bahsetmişti zaten. Şöyle buyurun, buyurun. Kahvenizi nasıl alırdınız? Ben su alayım. Musluk suyu. Anlamadım. Gerek yok yani devleti masrafa sokmaya. Bu benim şahsi ikramım komutanım. Yok, sizin aldığınız maaş da belli. Size yük olmayalım. Musluk suyu alayım ben. Ben rütbenizi duyunca daha gençsinizdir diye tahmin etmiştim ama. Dönem arkadaşlarım hep general. Ben binbaşı olarak bilindim. Böyle de kalması için terfi sınavlarında hep bir olaylar yarattım. Sonuçta da binbaşı olarak kaldım. Bu zamana kadar. Çok güzel. Neysek, öyle davranabiliyorsak bu her türlü mevkiden, makamdan, rütbeden de üstündür bence. Ne mutlu size. Sağ olun. Devletin vaktini daha fazla almamak adına konuya gireyim. Bu bölgede çok sıcak hadiseler yaşanıyor. Bir soruşturmadan dolayı görevlendirildim. Bu rüşvet aldığı iddia edilen Üsteğmen'le çok yakın olduğunuzu duydum. Şahıs da vurulmuş, yaralıymış. İlk elden sizden duymak istedim. Öyle bir şey söz konusu mu? Yakın ilişki derken? Biz çalışma arkadaşlarımızla mesafemizi korumak zorunda olduğumuz bir makamda bulunuyoruz. Ama bu Oğuz Üsteğmen buraya geldiğinden beri cansiperhane çalışan genç bir subay. Bu arkadaşımızın yakaladığı uyuşturucu ve silahlar sebebiyle itibar suikastine uğradığını düşünüyorum. 500 bin dolar iyi bir para. Kimse bana böyle bir para vermedi. Hesabıma da yatırmadı. Bu hesap yurt dışında açılmış. Oğuz'a kastedenlerin açtığı belli. Bir tane bir kişiden bahsediliyor. Halil İbrahim miymiş, neymiş adı? Onunla bir çete, bir ilişkiler, böyle bir şeyler dolaşıyor Ankara'da. Var mı bunların bir bağlantısı? Yoktuysa da artık bir bağları var. Bu Halil İbrahim'in evinde bir silahlı saldırıda bulunulmuş. Oğuz da orada vurulmuş. Bu Halil İbrahim ne ayak sayın savcım? Ben gelmeden bir araştırdım.
İstihbaratta falan bir kaydı da yok. Aslen buralı ama kim olduğu, ne olduğu, nerede, ne yaptığına dair inanın gerekli mercilerden defaatle bilgi istememe rağmen bir yere varamadım. İyi. O üsteyi beni bir ziyaret edeyim hastanede. Halil İbrahim'i de sonra jandarmaya aldırtırım. Uzun bir süre burada olacağım. Oğuz hastaneden taburcu oldu. Ve Halil İbrahim evine aldırmış dediler. İyi. Oraya gider, ikisini birden görmüş olurum. Hem de ziyaret ederim. Bu arada siz çok tehdit almışsınız diye duydum. Bu arkadaşlarla bir teşriki mesainiz yok değil mi? Ne demek istediğinizi anlamadım binbaşım. Yani adam kayırma var mı yok mu? Onu soruyorum savcım. Ben devletini, milletini, hukuku hiçe sayanlar hariç herkesi insan olarak kayırırım. Diğerlerini başka bir tarafa ayırırım. Saygılar sunarım. Yusuf, Muzaffer her bir yeri sorup soruşturuyorlar. Ama kıştayız. Yerlerde bir sürü boş ev var. Bu yüzden bir şey bulamazlar. Bulsalar da Zeynep'in hayatı söz konusu. Bir şey yapamayız. Nerede olduğunun bir önemi yok. Bir yeri basma peşinde değilim dayı. Zeynep'in hayatına karşılık beni almalarının peşindeyim. Hakan Marfen aradı. Yılmaz ona ulaşmış. Bana ulaşacak hali yok Yaşot'a. Ne diyor? Evde bizi bekliyor. Fikret abiyle yüz yüze konuşmam lazım dedi. Gidelim. Halil İbrahim. Bak sen konuya girersen Zeynep'i bize vermezler. Belli ki annem dayımla devre yapmış. Yılmaz da kardeşini öne sürüyor. Beni almadan Zeynep'i bırakmazlar. Bu saatten sonra kim devreye girerse girsin... Yılmaz ne derse onu yapacağız. Dayı, sen burada kal. Derviş dayı. Kötü bir haber yok değil mi? Nereye gitti Halil İbrahimler? Bu saatten sonra hiçbir yerden iyi haber gelmez kızım. Allah sonumuzu hayretsin. Amin dayı. İnşallah Zeynep'e bir zarar gelmez. Akrabası o. Niye zarar gelsin Zeynep'e? Belli ki amacı Halil İbrahim'i tuzağa çekip öldürmek. Anlamıyorum, o da bile bile ölüme gidiyor öyle mi? Aşk böyle bir şey çünkü Ceylan. Hiç yaşadın mı bilmiyorum ama... insan işte böyle sevdiği için düşünmeden ölüme gidiyor. Hadi gel. Assubay geliyor. Komutanını görmeye herhalde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Komutanım Üsteğmen'in soruşturması için buradalar. Kendisiyle görüşmek ister. Hoş geldiniz. Buyurun ben eşlik edeyim. Hoş bulduk. Sağ olun.
Kim bu? Yüksek rütbeli biri mi? İnşallah üsteğmeni görevine döndürmeye gelmiştir. Oradan atmasın da. Buyurun. Ay. Yeni dalmış herhalde. Şey, uyandırayım mı, ne yapayım? Yok yok, gerek yok. Bana müsaade edin. Tamam, çay kahve bir şey ister misiniz, getireyim? Teşekkürler, içmem. Tamam. Bir şeye ihtiyacınız olursa dışarıdayım o zaman ben. Sağ ol. Asker! Komutanım. Rahat diyeceğim ama rahatın gayet yerinde belli. Ha? Saraylar, köşkler, şömine diplerinde deri koltuklar, etrafta güzel kadınlar. Vay be! Komutanım, sizin ne işiniz var burada? Bir askerimi kaybettim. Onu arıyorum. Aslında kaybım iki asker de... Diğerini kaybedeli çok oldu. Otur lan. Oh. Rezillik. Vallahi komutanım, anlatacak o kadar çok şey var ki. Yani nereden başlayayım, nasıl anlatayım, inanın ben de bilmiyorum. Şu sırtından yediğin kurşundan başlayabilirsin. He? Benim eğittiğim asker düşmana sırtını dönmez. Lan dostun mu vurdu da seni sırtından kurşun yedi? Uzak mesafeden ateş edildi komutanım. Düşmandı. Gaflet yani. Öyle komutanım. Rezillik. Yazıklar olsun. Oğlum sen ne arıyorsun burada? Komutanım, hastane güvenli olmaz diye halı... Halı malı deyip beni çıldırtma burada. Senin burada ne işin var, ha? Aynı evde kalıp ne yapmaya çalışıyorsunuz? Açık mı edeceksiniz kendinizi? Kimseye bir açık verdiğimiz yok komutanım. Yokmuş. Sen yatağa düşmüşsün. Halo karısının peşine düşmüş. Sen anlat bakalım, siz bu hallere nasıl düştünüz? Fikret abi, beni abim değil Nusret aradı. Bu kullanan telefonlardan belli ki. Aradım ama ulaşamadım. Nusret ne dedi? Sen onu söyle. Sen Davut'a teslim olacakmışsın. Onlar Zeynep'i serbest bırakacakmış. Yok ya. Biz de yedik bunu. Ben de aynısını söyledim abi. Abimin Zeynep'i bırakacağını nereden bileceğiz dedim. E'si Fikret abimle beraber gelelim. Zeynep'i teslim alalım. Aynı anda Halil İbrahim Davut'a teslim olsun dedim. Yani ben Davut'un elinden bir şekilde kurtulursun diye öyle söyledim. Hata mı ettim bilmiyorum. Doğru yapmışsın. Şöyle yapalım. Davut'un yerini biz bir şekilde çeviririz. Fikret abim Zeynep'i aldığında müdahale ederiz. Halil İbrahim'i çıkarırız oradan. Yani deneriz en azından. Hem iyi olsun. Anlat Yavuz, anlat. Bunun yanında her şeyi anlat. La siz bunun neyine güveniyorsunuz da, inanıyorsunuz da yanında konuşuyorsunuz? Abisinin maşası da bu. Hayatı yalan bunun. Fikret. Eğer bununla geleceksen Zeynep'i al. Bunun da kafasına sık. Halil İbrahim ne teslim olacakmış daha? Ayıp oluyor Levent. Ben arandım diye... Onlarla bağlantılı mı oldum?
Sen aranıyorsun. Aranıyorsun da... onu seninle daha sonra konuşacağız. Tabii yaşarsan. Bu bana niye sardı şimdi? Ya bir durun Allah aşkına ya. Levent otur. Hakan doğru söylüyor. Ben güvenmem Yılmaz'a. Söyle onlara. Önce Zeynep'i bana teslim etsinler. Zaten Hakan da yanımdaysa orada bir şey yapamazlar. Sıkamazlar yani. Tabii. Kardeşini seviyorsa. Ha yok sıkarlarsa. Halil İbrahim Davut'un orada ölür. Biz de Zeynep'i teslim aldığımız yerde ölürüz. Başka çare yok. Ne zaman teslim olacakmışım? Arayacağım dedi Nusret. Haber bekleyin dedi. Ama Yavuz'un dediği gibi Davut'un orada tedbir alırsak Zeynep'in hayatını tehlikeye atmış oluruz. Kimse bir tedbir almayacak. Zeynep sağ salim kurtulsun. Gerisinin önemi yok. Halil İbrahim. Davut işini şansa bırakmaz. Sağ çıkamazsın oradan. Siz Zeynep'i teslim almadan ben içeri girmeyeceğim. Hakan. Bunu aynen böyle ilet. Aradıklarında. Tek başıma gideceğim. Tedbir almak yok. Halil İbrahim. Ölürsün da... ölürsünüz. Hepimiz bir gün öleceğiz. Sevdiklerimiz yaşasın diye gerekirse ölürüz Levent. Ablama zarar gelmeden teslim ederler mi yani Nedim anne? O kadarını göze alamaz Yılmaz da. Ama başkası için söz veremem. Bilmiyorum yani. Halil İbrahim istiyor karşılığında. Öyleymiş. Sen nasıl bu tuzağa düştün? Asiye yüzünden Nergis. Öfkeyle kalktım zararla oturdum işte. Ben ki o yılanın yıllarca dolduruşuna gelip bir iş yapmamışım. Bu defa düştüm işte. Rızvan'ın öyle boşanma kağıdını getirmesi. Bunun gelinlik giyip fotoğraf çekip bana göndermesi. Dellendim ben de Nergis. Sorma. Onu gönderdiğinde yanındaydım. Hiç utanması yok ki kadının. Bu yaşta gelinlik provası yapıyor. Allah akıl fikir versin. Benim nereden aklıma gelsin o anda sana tuzak kurduğu? Şeytanın aklına gelmez. Senin için çağırmış peki? Orası ayrı rezillik. Senin kızını Levent'e almaktan vazgeçtik demek için. Aa, sebep? Belli ki bize ihtiyaçları kalmamış artık. Biz Leyla'ya talip olduğumuzda en ufak bir planımız yoktu. Sadece ailelerimiz güçlensin istedik, o kadar. Meğer onun attığı her adım planmış. Mümkün olsa Yavuz da beni ayırıp başkasıyla evlendirir o. Annemden bahsediyoruz. Ben de diyorum Damla niye evin içine girmiyor, bahçelerde dolanıyor diye. Artık ne kadar üzüldüyse kız. Ben aradıkları an hemen size haber vereceğim. O zaman haberleşiriz. Tamam.
Ali İbrahim. Biraz konuşabilir miyiz? Damla, ne söyleyeceksen. Şu an ne yeri ne zamanı. Asıl şimdi tam yeri ve tam zamanı Fikret. Şimdi benim sana söyleyeceklerimi çok iyi dinle. Çünkü bu iyiliği sana kimse yapmaz. Zeynep'i almaya gittiğinde Hakan Marten'i öldür. Anlamadım. Onun hiçbir lafına güven olmaz. İnan bana. Ben erkekleri çok iyi tanırım. Ayrıca sana karınla ilgili de çok önemli bir şey söylemem lazım. Hı. Kadınları da mı iyi tanırsın Damla? Evet. Kıskanç kadınları özellikle çok iyi tanırım. Senin onu aldattığını biliyor. Beni bilmiyor. Ama senden intikam almak için Davut'un yerinde olduğumuzu babamlara söyleyen o. Bundan emin misin? Bana inanmıyorsan Leyla'ya da sorabilirsin. Damla bak. Eğer bu doğruysa Mehmet Ali abinin oğlunun ölümünden Ayşe sorumlu demektir. Bak, bu işin şakası yok. Sence ben şaka yapıyor gibi mi duruyorum? Leyla'yı çağır bana. Olmamış gibi yapmamıştır. Abi. Gel oturacağım şöyle. Abi, ablamla ilgili... Zeynep ablan iyi, merak etme, bir şey olmayacak. Ben seni başka bir şey için çağırdım. Bak Leyla. Şimdi sana bir soru soracağım. Ama lütfen bana doğruyu söyle. Birini korumak için bana yalan söylersen sana olan bütün güvenim kırılır. Bunu istemezsin değil mi? Abi, ben seni her zaman ayrı sevdim. Ne olursa olsun ben sana yalan söylemedim hiçbir zaman. Akif'in öldüğü gün orada olacağımızı babamlara kim söyledi? Ayşe ablam. Seni kıskanıyor. Fikret beni aldatıyor, sizi de aldatıyor diye babamlara söylemiş. Komutanım, soğukta olmuyor böyle. Geçseydik içeri. Yok ya, böyleyim.
Çay içiyoruz işte sıcak sıcak. Eyvallah. Üste emin içeriden Can. Niye bekliyorsun burada? Geçsene içeri. Üste eminimin ifadesini alan bir binbaşı var. Yaralı adamın ne ifadesi? Kimmiş o binbaşı? Vallahi delinin teki. Sen de dikkat et. Böyle ters düz konuşuyorsun. Sonra içeri attırmasın adam seni. Bugün atmasın da. Sonrası Allah kerim. Sizin neyiniz var? Şık. Komutanım. Gerçekten yapamamışım. Yani konunun sizinle hiçbir alakası yok. Ben yetiştirememişim sizi. Topuk selamı vermek ne ya? Ha? Eşkıyasın sen, eşkıya. Dağlara çıkmışsın. Düzene kafa tutmuşsun. Tamam, vatan millet aşkı uğruna yapmamışsın ama sevdiğin kadının aşkına yapmışsın. Öyle davran. Rahat ol. Ne işiniz var burada komutanım? Otur. Otur şuraya. Utanmadan bir de komutanım burada ne işiniz var diye soruyorsun. Asıl siz burada ne yapıyorsunuz lan? Ha? Böyle konaklarda, villalarda, lüks yaşamlarda gününü gün etmek. Siz buraya niye geldiniz alo? Biz neye gönderdik sizi? Ben buraya gelme sebebimi unutmadım komutanım. Nasıl unutmadın? Yuva kurmak ne demek lan? Ne olacak şimdi o kızcağız? Kurtulacak komutanım. Sen ne olacaksın? Ben her zaman bir yolunu bulurum komutanım. Bulamazsan? Ölürüm komutanım. Yörük. Bana bak çabuk iyileş. Belli ki bu ölecek. Seni askerlikten attıracağım. Halon'un yerine geçeceksin. Beni de yüzbaşı rütbesine düşürüp buraya sürenler... bu rezillik de bana yeter. Sen bu kadına sevdalı mısın? Evet komutanım. İyi. En azından uğruna öleceğim bir sevdam var. Sen de pisi pisine gidiyordun. Ah. Oğlum ne işin var lan deli binbaşının burada? Lan bırak şimdi binbaşıyı. Asıl Zeynep'in olduğu. Sen niye ölüyorsun? Ne oluyor yine? Zeynep'i almış Yılmaz. Bırakması için teslim olacağım. Ah. Fikret Bey. Bu Hakan'a haber gelmiş. Dışarıda sizi bekliyor. Bana bak Şota. Benim tanıdığım Yılmaz. Beni eline geçirince sağ bırakmaz. Ama bunu Zeynep'in önünde yapmayacaktır. Zeynep'i Hakan'la yollayacağım. Sen Hakan'ın Zeynep'i eve getirdiğinden emin ol. Sonra da Halil İbrahim'e haber ver. Siz? Benimle Halil İbrahim'i öldürmek üstüne bu planı yapmış Şota. Neyini anlamadın? Yani Fikret Bey birkaç adam alalım yanımıza. En azından sizi güvenceye almak için. Önemli olan Zeynep'i güvenceye almak. Ben Yılmaz'ın karşısında bir fırsat yakalarsam gebertmek için elimden geleni yaparım zaten. Hmm.
Alican'la bir şey yapalım. Mecnun binbaşıya haber verelim. Tedbirsiz gidersen çıkamazsın sen oradan. Yunus, sen de biliyorsun kardeşim. Tedbiri aldığım an Zeynep'i öldürür Yılmaz. Yani sağ salim teslim edeceğine inanıyorsun Zeynep'e. Zeynep'i bırakacak. Ama Fikret'i sağ bırakmaz Yılmaz. Bilmiyorum oğlum, yani göz göre göre ölüme gitmek bu. Ali İbrahim. Haber geldi. Tamam kardeşim, geliyorum. Mecnun binbaşının dediği gibi. Buralar sana emanet. Kaç bagajı? Çek şunu. Devam et. Temiz. Temiz. Bekleyin. Derviş dayı, sen niye geldin? Halil İbrahim, ola ki Zeynep'i Hakan başka bir yere götürür ya da zarar verir diye tedbiren beni gönderdi. Ben zaten onun yüzünden buradayım. Sen Fikret için burada kalacaksın. Belki bir şans olur. Geçin. Allah Allah. Abi. Ben çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Özür dilerim abi. Tamam, bir şey yok. Bir şey yok. Önemli değil. Sen iyi misin? İyiyim ben. Halil İbrahim. Sen güvende olduğunda o da teslim olacak. Abi. Zeynep. Yapacak bir şey yok güzelim. Hadi Hakan seni eve bıraksın. Sen gelmiyor musun? Abinle daha konuşacağız Zeynep. Sen güvende ol ki kocan teslim olsun. Abin de buradan sağ salim çıkabilsin. Senin ölümünü izleyeceğim, duydun mu? Bunu görmek için her şeyi yaparım. Zeynep. Şimdi fırsatın varken burada beni de öldür. Zeynep. Hakan, al götür şu kuzenini.
Şimdi ricasını kıramayacağım. Gidin buradan. Zeynep hadi. 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 Hadi eve. Abi. Güzelim. Tamam. Tamam bir şey yok. Hadi. Abi gitmek istemiyorum. Hadi Zeynep. Hakan direkt eve. Zeynep hadi. Hakan yok yok ben abimi bırakamam. Zeynep. Burada durursak bizi de bırakmazlar. Yürü. Bırakamıyorum. Abin ne dedi? Eve gidin dedi. Hadi yürü. Bırakmak istemiyorum abimi burada. Hakan. Hakan telefonu ver jandarmayı arayacağım. Ne silahım var ne telefonum. Her şeyimi aldılar. O Halil İbrahim kime teslim olacaktı ki? Davut'a. Otur Fikret. Konuşalım. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Yılmaz. O zaman benimle konuşmazsın Fikret. Hakan arıyor. Hakan. Anladım. Biz de Davut'un oraya geldik şimdi. İnecek birazdan. Uşaklar. Dayı yazdı. Zeynep eve varmış. Halil. Bir şey söyleme kardeşim. Siz dönün eve. Kaldık kullarına. Bekleme, devam et. Ha. Devam et. Ah dur lan. Ha. Ben takip et.
Senin olduğun yer senin de ha Ali İbrahim. Ne dedim ben sana? Muhatabın benim. Ben. Hadi şimdi ne yapacaksın? Şimdi ne yapacaksın ulan? Öldüreceğim beni. Hı? Öldüreceğim beni oğlum. Konuşsan oğlum. Öldüreceğim beni. Sen ne biçim bir babasın be? Ben evlatları isyan etmiş acılı bir babayım. Bunu sonlandırmanın iki yolu var Fikret. Ya Halil İbrahim gibi ölüp gidersin. Ya da babanın elini öpüp af dilersin. Karar senin.